Merhaba arkadaşlar, kuvvet ve hareket konusunun bir kısmını incelediğimiz videomuza hoş geldiniz. Mekanik, fiziğin 3 kısımda incelenen bir konusudur. Işık hızına yakın hızlarda ilerleyen parçacıkları inceleyen Einstein mekaniği, atom altı parçacıkları inceleyen kuantum mekaniği ve bunların arasında kalan en küçük cisimden galaksilerin hareketini inceleyen Newton mekaniği. Newton mekaniğinde 3 temel prensip vardır. Eylemsizlik prensibi, F eşittir M çarpı A ve etki tepki prensibi. Bunları girmeden önce şunu belirtmek istiyoruz. Newton yasalarının geçerli olmuş olduğu referans sistemine eylemsiz referans sistemi adı verilir. Yani hareketin var olduğu, hareketin olduğu referans sisteminin eylemsiz olması gerekir. Dünyayı ele alırsak, dünyanın uzayda yapmış olduğu hareketi ihmal edersek, dünya bir eylemsiz referans sistemidir. Ve Newton hareket yasaları bu tür eylemsiz referans sisteminde geçerlidir. Şimdi gelelim Newton hareket yasalarına. İlki eylemsizlik prensibi. Kısaca eğer cisim üzerine etki eden net kuvvet sıfırsa cismin hızında herhangi bir değişme meydana gelmez. Cisim duruyorsa durmaya devam eder. Sabit hızla hareketine devam eder. Burada net kuvvet dediğimiz sisteme dışarıdan uygulanan kuvvetten bahsediyoruz. Kuvvet demişken gelin kuvvetin bir iki özelliğinden bahsedelim. Öncelikle kuvvet bir hareketi başlatan ve o hareketi sondalan fiziksel niceliktir. Bir, vektörel bir büyüklüktür. Vektörel büyüklüklerin ne olduğunu, özelliklerini vektörler adlı videomuzda anlatmıştık. Herhangi bir sorunuz olursa o videoyu tekrar izlemenizi tavsiye ederiz. İkinci olarak biriminden bahsedersek SI birim sisteminde Newton birimine sahiptir. Hangi kuvvetten bahsederseniz bahsedin, kuvvet dediğimizde aklımıza gelecek birim Newton'dur. Küçük harfle yazıyoruz. Çünkü büyük harfle yazarsanız özel isim olur arkadaşlar. Burada değinmek istediğim diğer bir nokta, vektörel bir büyüklük olduğu için bir cismin üzerine birden fazla kuvvet etki ediyorsa bileşke kuvveti hesapladığımız zaman vektörel işlem yapmak zorundayız. Bunu da lütfen unutmayın. Şimdi gelin birkaç özel kuvvet çeşisinden bahsedelim. İlki yer çekimi kuvveti veya cismin ağırlığı. Yerin size uygulamış olduğu, sizin merkezine doğru çekmek için uygulamış olduğu kuvvettir. Fg ile gösterilir. M çarpı G'ye eşittir. Burada bazı kitaplarda buna ağırlık da deniyor arkadaşlar. Küçük omega ile gösterilmektedir. Bu da bir küçük parantez açmak istiyorum. Bazen öğrenciler kütle ile ağırlığı karıştırılmakta. Eğer bir soruda size cismin ağırlığı denirse kuvvet tipi olduğu için birimi Newton'dur. Kütle olarak verirse birimi kilogramdır. Yani siz soruda kilogram birimli bir ifade görürseniz bu cismin kütlesini ifade ederken Newton birimli bir ifade görürseniz bu ağırlık ifade eder. Bir başka özellik ise kütle evrenin hangi köşesine giderseniz gidin değişmez bir niceliktir. Ağırlık ise bulunduğunuz ortamın yer çekimine veya kütle çekim ivmesine bağlı bir fiziksel niceliktir. Üçüncü kuvvetimiz ise normal
kuvvet. Bir zemin üzerine bir cisim koyduğumuz zaman bu cisim zemine bir F kuvveti uygulayacaktır. Uygulanan bu kuvvetten dolayı zeminde atomik seviyede deformasyon meydana gelecektir. Gelen bu deformasyondan dolayı zemin de bu cisme yukarı yönde bir kuvvet uygulayacaktır ki bu kuvvete biz normal kuvvet adını veriyoruz. Bu normal kuvvet zemine dik doğrultudadır. Adını da zaten oradan almaktadır. Unutmayın, normal kuvvette cisim ile zeminin bağlantısı kesildiği zaman normal kuvvet ortadan kalkar. Dördüncü kuvvet çeşidimiz sürtünme kuvveti. Sürtünme kuvveti hareketi engelleyen, harekete zıt yönde olan, cisimle zemin arasında meydana gelen kuvvettir. Yani eğer zeminimiz bu şekilde ve üzerine giden bir cisimimiz varsa sürtünme kuvvetimiz bu harekete ters yönde olan bir kuvvettir. Beşinci olarak gerilme kuvvetini veririz. Gerilme kuvveti şöyle düşünebiliriz. Bir cisim ipe bağlanmış ve siz bir F kuvvetiyle bu ipi çekiyorsunuz. Bu ip üzerinde bir kuvvet meydana gelir ki bu T ile gösterdiğimiz gerilme kuvvetidir. İpin her noktasında bu gerilme kuvveti aynıdır. Bunları, bu kuvvetleri daha ayrıntılı olarak kuvvet ve hareket adlı videomuzun ikinci kısmında inceleyeceğiz. Şimdilik bu kuvvetler bu kadar. Newton'un ikinci yasasına geçelim. Birinci yasa bize bir cisim üzerine uygulanan net dış kuvvet sıfır ise cismin hızında herhangi bir değişme olmadığını söylemektedir. Eğer net kuvvet sıfırdan farklı ise o zaman ne olacak? O zaman Newton'un ikinci yasasına bakacağız. Newton'un ikinci yasası bize eğer bir cisim üzerine uygulanan net kuvvet sıfırdan farklı ise bunun cismin kütlesi ile cismin hızına eşit olduğunu söylemektedir. Unutmayın buradaki kuvvet dış kuvvettir. Yani siz bir sistem aldığınız zaman sistemin dışından bir kuvvet uygularsanız o sistem ivmeli hareket yapacak demektir. İki tane cisim ele alalım. Birinci cismin kütlesi M1, ikinci cismin kütlesi M2 olsun. Burada M1, M2'den büyük olsun arkadaşlar. Ve bu iki cisme de aynı F kuvvetini uygulayalım. Bu durumda bu formülden de görüldüğü üzere M2 cisminin kazanmış olduğu A2 ivmesinin M1 cisminin kazanmış olduğu A1 ivmesinden büyük olduğunu görmektesiniz. Yani eğer biz küçük bir cisme, küçük kütleli bir cisme F kuvveti uygularsak kazanacağı ivme büyük kütleli bir cisme aynı kuvvet uyguladığımızda o kütlenin kazanacağı ivmeden daha büyük olduğunu görüyoruz. Şimdi gelelim üçüncü yasaya. Etki tepki prensibi. Yani siz bir cisme bir kuvvet uyguladığınız zaman o cisimde size şiddeti veya büyüklüğü aynı ama yönü zıt olan bir kuvvet uygulayacaktır. Biz buna etki tepki prensibi diyoruz. Şöyle bir örnekle anlatalım. Bu C cismi kitap tutacağı olsun. Ve siz buna B ile gösterdiğimiz bir kitap
yaslıyorsunuz. Bu kitap tutacağına bir F kuvveti uygularken aynı şekilde bu kitap tutacağı da buna zıt yönde bir F kuvveti uygulayacaktır. Eğer bu kitap tutacağın üzerine uygulanan kuvvete bu şekilde gösterirsek bunun kitabın buna uyguladığı kuvveti de bu şekilde gösteririz. Gördüğünüz üzere birbirine uyguladıkları kuvvetler zıt ama büyüklük olarak birbirine eşittir. Bunlara kuvvet çifti denir. Üçüncü yasanın kuvvet çifti. Dersimizde bunları daha ayrıntılı olarak işleyeceğiz. Şimdi gelin karşımıza çok sıklıkla çıkan bir iki örneği inceleyelim. Şimdi Newton hareket yasaları için bir örnek alalım. Farz edelim ki taban, bu tabana sabitlenmiş bir makara ve bu makaradan geçen bir ip ve bu ipin ucunda M1 ve M2 kütlelerimiz olsun. Eğer bu iki kütle birbirine eşitse zaten bir hareket olmasını beklemeliyiz. Örneğimiz açısından M1 kütlesinin M2 kütlesinden büyük olduğunu varsayalım. Bu durumda M1 kütlesinin ağırlığı M2 kütlesinin ağırlığından büyük olacağı için sistem aşağı doğru hareket edecektir. Bir A ivmesiyle. İp üzerindeki girmeyi de T olarak gösterelim. Şimdi M1 ve M2 cisimleri için serbest cisim diyagramlarını çizelim. Cismi serbest cisim diyagramının merkezine aldığımız zaman burada gördüğümüz üzere aşağı doğru bir ağırlık ve yukarı doğru bir T kuvveti söz konusu. Aynı şeyi M2 cismi için yaparsak aşağı doğru omega 2 ve yukarı doğru bir T kuvveti söz konusu. Şimdi ivmeleri inceleyelim. M1 cismi aşağı doğru hareket edeceği için eksi A ivmesiyle hareket ederken M2 cismi yukarı doğru hareket edecektir. O zaman bu da artı A olarak artı A ivmesiyle hareketine devam edecektir. Bir bütün olduğu için her iki cisim de aynı ivme büyüklüğüyle hareket ederler. Sadece yönleri değişir. Burada Newton'un ikinci yasasını F net eşittir M çarpı A formülünü kullanırız. Ve bunu iki cisim içinde yazarız. İlki için yazarsak T burada yukarı doğru aşağı doğru ve artı T M çarpı A'yı vektör olarak yazıp büyüklerini yazarsak V eksi T eşittir M çarpı eksi A olacaktır. M1. M2 için yazarsak kısaca T eksi V2 eşittir M çarpı A formülünü elde ederiz. Eğer biz burada A'yı ve gerilmeyi bilmiyorsak iki bilinmeyen ve iki denklemimiz var. Bu denklemleri kullanarak cisimlerin sahip olacağı ivme ile ip üzerine meydana gelecek olan gerilmeyi hesaplarız. Bu Atwood aleti olarak adlandırılan bu sistemde yapacağımız işlemler bu kadar. Şimdi gelin eğik düzlem üzerinde biraz konuşalım. Şekilde görüldüğü gibi bir eğik düzlem üzerinde duran M kütleli bir cisim. F kuvvetiyle yukarı doğru çekilen bu cismin hareket etmeden eğik düzlem üzerinde durduğunu varsayalım. Bu durumda uygulanan F kuvvet ne olmalıdır ki cisim
dursun. Cisim üzerine etki eden kuvvetleri gösteren serbest cisim diyagramımızı çizelim arkadaşlar. Ne var? Öncelikle burada bir F kuvveti, yukarı doğru cismi hareket ederken bir de MG ile gösterdiğimiz ağırlık kuvvetimiz vardır. Eğer ben eğik düzlemin zeminine paralel XY koordinatı alıp bunun cismi bunun merkezine yerleştireyim. Ve üzerine etki eden kuvvetleri bu serbest cisim diyagramında yerine yazalım. Burada gördüğüm üzere şurası cismi yukarı doğru çeken F kuvveti ve şurası da MG kuvveti. Yani ağırlık. Şimdi burada gördüğünüz gibi bu vektör ağırlık negatif x ekseni veya negatif y ekseniyle belli bir açı yapmaktadır. Ve ben bunun bu eksenlerindeki bileşenlerini hesaplamak istiyorum. Bunu yaparsanız şuradan da göreceğiniz üzere şu açı teta açısıdır. Yani bu açı teta açısıdır. Ve bu açıyı göz önüne alarak ben bunun y eksenindeki ve x eksenindeki bileşenlerini hesaplamak istediğimizde m çarpı g çarpı kosinüs beta y eksenindeki bileşindeyken mg sinüs beta ise bana x ekseni üzerindeki bileşeninin büyüklüğünü verecektir. Burada bu cismin hareketsiz olması için uygulanan F kuvvetin ağırlığın X bileşenine eşit olması gerekir. Yani F eşittir M çarpı G çarpı sinüs teta'dır. Cismin burada aşağı doğru uygulanan kuvvet normal kuvvete eşittir. Yani cismin üzerinde zeminin cismi uyguladığı normal kuvvet ise M çarpı G çarpı kosinüs beta ile verilmektedir. Unutmayın, burada cisim hareketsiz olduğu için uygulanan kuvveti bu kadar basitlikte bulduk. Cisim hareketli ise o zaman Newton'un ikinci yasasını uygulayarak gerekli işlemleri yapabilirsiniz. Anlattığımız konularla ilgili herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmına yazarsanız en kısa sürede size bu yorumunuzu cevaplamaya çalışacağız arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.